Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Elmas 2 74 LP'deyim şu anda ve Challenger ile de direkt olarak oyundaki kişileri zaten görüyorsunuz. 2 tane Challenger, 1 tane Grandmaster, 1 tane ustalık serisini oynayan oyuncu. Bizim takımda da 2 Grandmaster ve 1 tane yine ustalık serisini oynayan oyuncu var. Baya baya yüksek elo, keyifli güzel bir oyun olacak gibi duruyor. Ve ormanda Nocturne oynuyorum, istediğiniz hero'lardan bir tanesiydi ve benim de gayet severek oynadığım, size de tüyolar vereceğim bir şampiyon olacak bu. Vallahi oyundaki oyuncuların liglerinin gayet yüksek olmasından dolayı iki takımın liglerine göre LP kazandığım için 26 LP'ye ihtiyacım var şu anda. 26 LP birazcık fazla. Oh! Sıçrısını attı, sıçrısını attı! TF NoF. Evet, sıçrasını attığını bildiğimizi bilsinler, birazcık böyle gerilsinler diye böyle biraz pislik oyuncu şeysi yaptım. Her neyse, oyundaki oyuncuların ligleri yüksek olduğundan dolayı şey olabiliyor. Ona göre LP kazanıp kaybediyoruz. Ve kaybedersem daha az LP kazanırsam da gayet yüksek miktarda daha çok LP kazanacağım. Bir oyun olacak. Stevie Street Fighter'ın sıçrasının olmamasından dolayı direkt olarak bir seviye 2 seviye. Seviye 2 değil de. Seviye 3 civarlarında, 4 civarında erken bir baskın düzenlemeyi düşünüyorum oraya. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz, çıkmadan önce mutlu, memnun bir şekilde ayrılmış olursanız bir tane beğen ataraktan çok büyük destek verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum bütün beğenileriniz için. Ayı gibi trendlere giriyoruz, çıkmak bilmiyoruz falandır filandır. Eyvallah, çok çok sağ olun. Bu güzel mutluluk verici duyguları bana yaşattığınız için minnettarım arkadaşlar. Ben de en güzel videoları en keyifli şekilde size sunmaya çalışmaktan iftihar duyuyorum diyormuş. Değişik değişik kelimeler. Tamamdır, şunu aldım abi. Dakika 2 şu an oldu. 2 de tavuğumuz çıkıyor. Şu tavuktan başlayacağım. Kha'Zix ile karşılaşabilirim burada. Aa, evet, karşılaştım. Tamamdır. Burada bir çarp avantajım vardı. Tamamdır. Çok güzel. Ooo, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Manam bitmiş olduğu için orada eşlik edemedim oyunculara. Şu anda manamı da doldurdum. Kha'Zix'in de sıçrasını almış bulmaktayız ayrıca. Oraya gidiyorum. Yok. Tamam tamam. Ya. Zorlama abi orayı. Zorlama abi. VP. Teşekkürler takip için. Şimdi yukarıdaki tavuğu alacağım, seviye 3 olacağım orada ve manamı fulllemiş olacağım. Kha'Zix'in kırmızısını basmayı tercih edeceğim. Bir deneyeceğiz orayı. İkinciye vermemin sebebi bu tarz erken bir V1'lerde hem E yeteneğimiz adama hiç vurdurtmadığından dolayı vesaire iş yapıyor. Bayağı güzel iş yapıyor. Şunu bir al. Buraya geliyorum ya. Geldim abi. Sıçrası da yok zaten bu adamın. Tamam, çok güzel. Şimdi kırmızısına gideceğim Kha'Zix'in. Şu an tam zamanı işte. Bu arada bilgisayarda hafıza sorunum var mı, ona bir bakayım da. Tamam, korkuyorum bazen, videom çöpe gidiyor ya. Ha, Rengar bana döndü. Sıçranı atmadın mı sen az önce ya? Abi bu adam sıçrasını attı diye düşündüm ben. Oy! Rengar geri gelmiş. Ahri'de sıçra yok ama kaçtı oradan ya. Tamam. Ben Kha'Zix sıçrasını attı diye ona göre oyun oynuyorum. Demek ki sıçrayı başka birisi atmış abi orada bizden. Çok şaşırtıcı bu ya. Bunu beklemiyordum açıkçası. Gerçekten bunu beklemiyordum. Gözden demek ki kaçan bak küçük bir hata. Bir tane skora mal oldu bana. Şimdi yukarıdan mavi tarafından başlayacağım. Kırmızısını alabilsem orada o Kha'Zix skorunu alıp üzerine bir de kırmızıyı alabilsem çok çok daha iyiydi. Çarpımı kırmızıya atıp can doldurabilirdim. Bunu yapmadım çünkü Rengar'ın geldiğini orada düşünmedim. Tekrar dönmüş olduğunu. Muhtemelen totemde de gözükmüştür. O anki aksiyonun içerisinde yalnızca fark etmemiş olduğum bir durum oldu bu.
Çalıya çekeceğim. Şimdi şuradan maskeyle bir çarplı çalmasın ya. Tamamdır. Nocturne'un erken bir avantajı var. Hızlı farm yapıyor abi. Çok hızlı orman dönüyor gerçekten. Bu çok hızlı orman dönmeyi iyi kullanırsam Laparat diye seviye 6 zorlayabilirim. Aa, Rengar Flash. Ya ona gidebileceğimden çok emin değilim. Rengar'la alakalı da bu arada size yakında hazırlayacağım güzel bir içerik var. Siz de Rengar'da görmek istiyorsunuz. Deniz şampiyonu arasında da bulunuyor. Oradaki farma gidebilirdim bu arada ama hem karşı ormana gözükmek istemiyorum. Karşı tarafın benim orada bulunduğumu görmelerini istemiyorum. Çarpımı golemlerde kullanacağım. Can doldurmak için. İki tane çarp var cebimde şu an. Kırmızımı çıkmasına 45 saniye var. Kırmızı çarpı alıyorum çünkü 1v1'lerde canavar oluyor. Adama ulti attığımda yine çok güzel hasar çıkarttırıyor. Karşı ADC Lucian birazcık dert bir şampiyon. Benim karşısında oynamaktan pek hoşlanmadığım bir nişancı. Nocturne oynarken şu pasifiniz olduğundan dolayı golemlerde vesaire özellikle küçüklere neredeyse hiç vurmanıza gerek kalmıyor. Doğru kullanırsanız. 18 saniye. Kırmızım gelmek üzere. Karşıda da mavi gelmek üzere. Ben burada bir ejder mi denesem ya? Bu süreyi bu şekilde verimli kullanabilirim. Ama karşı takıma gözükmemem şart. Yani au gözüküyorum ki şu anda. Resmen afiş oldum ya. Evet. Kha'Zix'i görüyoruz şu an üst tarafta. Seviye 4 abi şu anda adam. Mavisini alacağım Kha'Zix'in. Urgot muhtemelen Rengar'a ya da Kha'Zix'e skor verdi şu an. Oooo! Çok iyi! Orada o kasılmışlığın üzerine ona rağmen orada skor çıkarttı ve ölmedi. Helal olsun. Gerçekten helal olsun yani. Efsane iyi abi. Burada ölmezsem iyidir. Fazla risk alıyorum. Ölmemek için çarpımı bıraktım. Buraya bana yardım lazım. Çok güzel. Bunu bekliyordum. Bu lazımdı bana. Allah'tan iyi zamanda takip ettiler. Şu an Kha'Zix seviye 4. Ben bu kırmızıyı aldığımda seviye 6 olacağım. Gromp'unu çalmam bu yüzden adamın şeydi. Little böyle şeydi. Ölümcül önemdeydi. Şu an altayım. Ultim hazır. Kha'Zix seviye 4. Belki şu an 5 olmuştur. Ciddi manada fark açtım. Aa. Ölmeseydim çok iyiydi gerçekten ya. Adama saldırmaya devam etsem belki orada hayatta çıkabilirdim bu arada. O konuda emin olamadım orada. Daha doğrusu iki seçeneğim vardı. Ya çıkmaya çalışacaktım o andan sonra ya saldırmaya devam edecektim. Ben çıkmaya çalışmayı tercih ettim. Muhtemelen saldırmaya devam etsem o bana ekstra en son yaptığı iki vuruşu yapamayıp ölecekti. Twisted Fate'in eşyalarına bak. Saf büyü direnci bir ayakkabı. Biraz değişik bir tercih. Urgot da kapatıyor şu anda. Bu elodaki en sevdiğim şey abi. Ya insanlar odaklıysa tabii. Boş boş oynayanları saymıyorum. Ki her eloda var o adamlar gerçekten. Oyun takibi çok yüksek ve oyuna olan odak çok yüksek. İnanılmaz hoşuma gidiyor yani oyun oynarken. Kha'Zix aşağıdaki olaylardan seviye 6 olmuş.
Çok güzel. Twisted Fate de güzel takip etti ama yedirtmedik abi. Oo oo oo. Ultim hazır. Tamam, denemiyoruz onu. Ahri. Mavi verelim adama. Aa, tam diyecektim ki yok sen al derse çok mutlu olurum diye vallahi dedi. Ulti bekleme sürem için çünkü ya. Bunun üzerine bir tavuk keseceğim. Kha'Zix ile aramdaki deneyim puanı farkı gayet yüksek ve artırmaya devam ediyoruz. Bir de tavuk kesip geri döneceğim. 1100 param olmasını istiyorum. Ayakkabıyı bitireceğim. Ninja tabii oyun abi bu. Yani bir tek Twisted Fate'in stun'ı var. Bir de şunun böyle tutması falan ama minik minik kitle kontroller var rakipte. Öyle büyükçe bir kitle kontrol korkacağımız bir şey yok. Düz vuruşlarından gelecek olan hasarı azaltmam. Rengar'a karşı, Lushna karşı çok büyük fayda olacak. Bu arada bir de golem kessem sanırım iyi olacak. Aynı zamanda ultim var, gerekirse aşağı inerim. Keşke şeye bassa Fener'e ya. Bir şey diyeyim mi? Kalktı. Yemin ediyorum çıldırmak üzereyim. Çok güzel zamanlama geliyor. Abi dönebildi mi o? Tamam peki. Muazzam bir fenerdi ya. Muhteşem bir fenerdi gerçekten. Çok güzel. Fener'e kalktı. Şimdi 1500 param var. İstediğimden biraz daha yukarıdayım. Ninja tabii direkt olaraktan bitiriyorum. Bir tane de saldırı gücü artı pembe totem alacağım. Alacağım eşya Draktar veya yoğumu var aklımda. Şöyle uçalım. Çok güzel. Urgot akıyor ya. Helal olsun Urgot'a yani. Skor almış bir Rengar'a karşı bu şekilde oynayabiliyor. Helal olsun. Kha'Zix seviye 7. Twisted Fate'in sıçra arındırı yokmuş. Şunları mı çaldı ya? Düdük. Şöyle bir pembe totemimi ortaya yerleştireceğim. Şu çalıda görüşe sahip olmamız iyi oluyor. Kontrolünü tutmamız yine iyi oluyor. Mavisi çıktı Kha'Zix'i, muhtemelen buradaydı. Zaten adam almıştır. Ama bir kontrol edeceğim, almış. Kırmızımı alıp alt koridora bir baskın. Ah! Tamam. Ulti hazır abi. Draven geldiği gibi bir şeyler yapmaya çalışmak istiyorum burada. Benim de ultim var. Yok, gözükmüyor ya. Aha. Çok güzel. Ah, ah. Ayrı odaklar ya. Çok ayrı odaklandık. O da öldü orada. Adamların yaptığı oyun daha iyiydi bu sefer. Burada 723 altın, şurada 750 mi bunların fiyatı? Aynen. Bir tanesini alacağım. Ya Pyke tamam, Kha'Zix tamam ama Rengar gelmesi pek hoş olmadı. Bu arada çok güzel bir Draven ultisi, şık bir Draven ultisi gördünüz abi orada. Bekleme süresi de azalmayla başlıyorum. Yoğumu veya Draktar, hangisini oynamak istersem. Yalnız arkaya geldi o. Hemen orada o skoru aldı da. Lushna şifa. Tamam, ben gidiyorum buraya.
Urgot yukarıdan ilk kuleyi açtı. Tutabilir miyim bilmiyorum ama tutarsam çok iyi olur. Tutamadım. Çok güzel. Pike Race'i de çöp. Ve çok güzel. 2 skor daha aldırdık takıma. Muhteşem. Şuna odaklanabilir miyiz? Bu arada Thresh 2'de 2 attı. Çarpım yok şu anda. Pek girmeyebilir miyiz diye düşünüyorum ya. Yo. Çarp yok çünkü abi. Lucian'ı sanırım kapat... yok. Kapatabilirler diye düşündüm de. Nocturne'un güzel yanı bu abi. Karakter base'e dönmek istemiyorsa birazcık daha farmlıyor ve canını yeteri kadar dolduruyor. Kha'Zix bu arada seviyede benimle aynı seviyede kalabilmeyi başardı. Helal olsun. Ondan çok daha fazla asistim var. Bir tane fazla skorum var. Minyonum fazla ve nasıl seviyede benimle aynı seviyede bilmiyorum. Çok güzel abi. Muhteşem 2 skor çıktı burada. Gerçekten muhteşem. Gelen giden var mı? Tamam, ben geri dönüyorum. 1200 altın param var cebimde şu anda. Burada artık burayı daha da fazla zorlamamıza pek gerek yok. Gerçi Kha'Zix ölüyken ejder alınabilirdi. O benim gözümden kaçtı. Bu arada böyle bir eşya seti yerine... Ne oluyor orada? Çok güzel. Böyle bir eşya seti yerine şey de kasılabilirdi. Örnek veriyorum. Karabalta ile başlayıp sonrasında tankımsı bir şeyler. Ama Urgot yeterince tank olacaktır ve yanında bir de Thresh desteğimiz var diye düşünüp bu şekilde kasmaya karar verdim. Urgot bu arada canavar ya, 2v1 atıyor adam, ona yetişebilirsem yardım edeceğim ama. Ya çık artık, çık. Fazla zorladık burayı ya. Bir rakip katledildi. Ben bir ne yapayım? Mavi Yahri'ye vereyim. Bu şu anda istiyor olabilir belki. İstemiyorsa ben alır seviye 11'e çıkarım. Ulti menzilim çok artacak çünkü. Ne kadar çok skor Thresh'te kaldı ya. Ben şuna başlıyorum. Lan. Kha'Zix gözüküyor abi. Tamam. Çarpım yok, ondan birazcık gerildim de. Almam da 100 yıl sürdü ya. Tamam, Kha'Zix'i görüyoruz. Şunu da alayım. Bunu kesiyorum, almayı unutuyorum. Çok kez yaptım bunu ya. Bu arada alamet deneyim puanı veriyor mu? Tamam. Ulti açayım da görüş özelliğini en azından bizimkilere kullandırtayım dedim. Bu arada bu paranoya bütün rakip takıma şey basmış gibi oluyorsun. Graves
tozu basmış gibi. Draktar mı? Draktar ya. Görüş özelliği falan da var. Şunu al, bunu al, bunu al. Süper. Grace bu sisi atmış gibi oluyorsun. O yüzden takım savaşında mesela bunun 6 saniye bir süresi var. 6 saniyede ben tahmin edeceksin. Ben 6 saniye içinde ulti atar mıyım? Atarım gibi, savaş başlayacak gibi duruyor. Değil mi? Abi o zaman direkt bas R'ni. Karşı takım hiçbir şeyi göremesin. Kafayı yesinler. Paranoya, harbiden paranoya bu arada. Kime atladı lan, kime atladı? Beyler sende mi, sende mi? Bende mi, sende mi? Bunda yok, uçurdu şöyle. Ondan sonra... Cuu, çok iyi tuttu lan. Aa, helal olsun ha. Urgot oynuyor abi. Baron mu? Oradaki savaş yeterince uzun sürecek gibi, ben alamet açacağım. Oraya gitmem şu an işe yaramayacak ama bu çok işe yarayacak. Bir tek Rengar hayatta. Alameti saldım. Uğraşsınlar. Gerçi Rengar uğraşacak. Direkt bir baron başlangıcı. Biraz geç bir çarp attım. Çok hızlı canlıyım diye en sonlarda. Oh! Fazla hasar yedim. Çok hasar yedim. Urgot girmek istedi abi. Ultim var, ultim var dedi. Adamların doğduğunu... Ya... Hazır göstermiyormuş zaten. 2 saniye, 3 saniyede gösteriyormuş ya. Benim hatam bu. Ben hazır gösteriyor diye düşündüm. Şu anda bu arada ölü adamın zırhı alacağım. Aman aman. Baronumuzu satmayalım. Benim yaptığımı yapmayın. Ölü adamın zırhı alacağım. Araya böyle patarat diye tek yemek istemiyorum arada. Kazix mesela şu an hala full AD. Çünkü tank kasabilecek bir karakter değil. Ben kasabilirim. Zaten içeride hayatta durma özelliğim var W'mla, E'mle birlikte. Ayrı zamanda ultiyle. Bir de öyle adamın zırhıyla bunu destekleyeceğim. Zaten ADC'ye yapıştığımda, hani Nocturne'un asıl olayı olan o işi yaptığımda benim için problem olan bir şey olmayacak. Karşı orman totemliyim, kör oynasınlar. Tamam, ben şu doldurulabilir iksirimi satarım artık. Alan temizlikleri de yok abi ya. Rengar R mi açtı? Aynen. Ben de kör ediyorum adamları. Tek yiyeceğim arada yine. Abi çok hızlı öldürüyorlar beni. Ölü adamın zırhı gerçekten tam istediğim işe yarayacak. Bu arada bu savaş 5v4'tü. Paranoya'nın ne kadar iş yaptığını gördünüz değil mi? Kaçıyoruz. Nereye pozisyon aldığımızı bilmiyorlar. Of, çok iyi ya. Bir tane can satın alacağım. Pyke Race'inden tek yememek için ama muhtemelen burada oyunumuzun sonuna geldik gibi duruyor. GG, well played diyoruz. İnanılmaz iyi bir oyundu ya. İnanılmaz keyifliydi. 26 puan muhtemelen vermez. Ama belki verir böyle minik bir... Minik bir. Ben trash'e vereceğim ya GG'yi. Çok güzeldi gerçekten. Kaç LP? Hı? Seride değilim. Onu anladım. 19 LP. Az verdi be. Az verdin be kardeş. Karşıya 2 challenger bir Grandmaster atıyorsun. Olsun. Olsun. Çok güzel oyundu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle oyunlar görmeye devam etmek ister misiniz? İstiyorsanız Urf falan da atıyorum zaten, biliyorsunuz. Onların yanında böyle de devam ederiz. Ne oldu?
Fallout 4. Ne kadar sövüyor ya. Dur. Kim bu Pyke? Rahatsız edici söylem, küfür, hakaret. Oyun sonu chat'i. Bu arada oyun sonu ekranında insanlar küfrediyorlar ise... Urgot bana davet atıyor. Geliriz kardeşim, geliriz. Dur bir videomuzu kapatalım. Oyun sonu ekranında sövenler olursa yine reportlayabilirsiniz. Haberiniz olsun, size benden küçük bir tüy olsun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız, eğlendiyseniz videoya bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.